Öncelikle bununla ilgili bir genel değerlendirmede bulunmak istiyorum. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Dünya sistemi içinde, uluslararası ilişkilerde eğer bir coğrafyanın kendisi büyük bir aktör çıkarıp baş oyuncu haline gelmemişse, özne olmamışsa, o coğrafya oyunun büyük oyuncuları arasındaki rekabetin ana sahnesi haline dönüşür. Onun üzerine konuşulur, onun üzerine tartışılır. Birbirleriyle bilek bileşine tutuşan ülkeler temelde bu coğrafya üzerindeki kazanımları ya da kaybettikleri üzerinden hesaplarını görmeye başlarlar. Orta Doğu tarihte çok büyük devletler çıkarmış önemli bir medeniyet merkezi. Orta Doğu'nun artık dünya politikasının bir öznesi olmaktan çıkışı 1918 ile beraber başlar. Devlet-i Aliye'nin, Osmanlı Devleti'nin çöküşü Orta Doğu'yu da tarih sahnesinin kenarına iter. Biz bunu şundan da ölçeriz. Mesela uluslararası ilişkilere ilgileri olanlar en sık duydukları kelime jeopolitik çalışmalar. Herhangi bir kütüphaneye gidin, Amerika'nın jeopolitiği diye tek bir kitap bulamazsınız. Çin'in jeopolitiği diye eskiden bulursunuz, Çin bir büyük oyuncu olmaya başladıkça bulamaz hale gelirsiniz. İngiltere'nin jeopolitiği diye tek bir kitap bulamazsınız. Üzerinde ikinci güçlerin oyun oynayabilecekleri coğrafyalar jeopolitiği yapılan coğrafyalardır. Jeopolitik bakımdan bir bölgeye önemli demek, aynı zamanda o bölge üzerinde pek çok ülkenin, bölgenin hesabı var demektir. Orta Doğu'da Osmanlı'nın çözülüşünden itibaren tarih sahnesinin dışına çıktı. İşte şu anda bu büyük enerji birikiminden filan bahsederken aslında bir asırlık bir birikimden bahsediyoruz. Orta Doğu üzerindeki büyük Türk kalkanı parçalandıktan sonra bu bölgeler önce bir sömürge dönemi yaşadılar. Sömürge döneminin ardından muhtelif rejimler altında idare edilmeye başladılar ancak yarı sömürge statüsünden çıkamadılar. Bu sırada yavaş yavaş modernleştiler, nüfus olarak kalabalıklaştılar. 2000'li yıllara doğru gelmeye başladığında biz Orta Doğu'nun önemli bir bölümünde şöyle bir fotoğrafla karşılaştık. Çok genç nüfuslara sahip olan ülkeler, aynı zamanda gelir dağılımının çok bozuk olduğu, fakat iletişim devrimi yüzünden dünyanın her tarafında olan bitenden haberdar, içinde muazzam bir değişim enerjisi biriktiren bir coğrafya çıktı karşımıza. Bu coğrafyada değişimin nasıl olacağı sorusu demin bahsetmiş olduğum büyük güçlerin aralarındaki rekabetin en önemli sorularından birine dönüştü. Bu sırada dünya sistemi de değişmeye başladı. 90'larla Sovyetlerin çözülmesiyle beraber ortaya çıkan tek kutupluluktan gittikçe çok merkezli bir dünya düzenine doğru dünya evrilmeye başladı. Amerika güçlü yanlarının yanında zayıflıklarını gördü. Kendisini yeniden toparlayabilmek için belirli bölgelerde profilini düşürme, diğer bölgelerde daha kuvvetli olarak bulunma, profilini düşürdüğü yerlerde yeni stratejilerle var olma, bu yönde adımlar atmaya başladı. Bütün bu rekabetin hepsinin yine sahnelendiği alanların başında da biz Orta Doğu'yu gördük. 2000'lerden itibaren önce Irak'ın işgalini yaşadık, onun yarattığı depremlerle boğuşmaya devam ediyoruz. Daha sonra Tunus'ta başlayan süreç bir kez daha gözlerimizi Orta Doğu'ya doğru çevirdi. Ve bu sürecin biz çok hızlı bir biçimde, 1-2 yıllık zaman dilimi içerisinde sıcak çatışmalarla, etnik çatışmalarla beraber anılmaya başlanan çatışmacı bir sürece doğru sürüklendiğini gördük. Yani bahar beklerken birden Orta Doğu'nun birçok ülkesinde istikrarını bulamamış yapılarla, yeni çatışmalarla, eski etnik tartışmaların, mezhebe dayalı tartışmaların çok daha sıcak bir şekilde ortaya çıktığı bir manzara karşımıza çıktı. Aynı zamanda bölgenin içinde en güç merkezleri hissedilmeye başladı. Yani bölgenin dışında değişik ağırlıkları olan, bazılarının ağırlığının daha çok artacağını, diğerlerinin azalacağını varsaydığımız dört büyük odak var. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Çin'i sayabiliriz. Avrupa'nın içinde tek tek aktörleri yine ayrıca saymalıyız. Almanya, Fransa, İngiltere gibi. Bunların kendi aralarında dışarıdan da çok fazla gözüktüğü gibi olmayan çaprazlama ittifak ilişkileri var. Bunların hepsi Orta Doğu politikasına yansıyor. Orta Doğu'nun içinde de dört tane önemli merkez yükseliyor. Bu dört merkez aynı zamanda kendi içinden bir büyük güç henüz doğuramamış İslam medeniyeti coğrafyasında da geleceğin nasıl şekilleneceğine dair örnekler sunuyor. Bunlardan bir tanesi İran'dır.
İran Şiiliğinin 1979 devrimi sonrasında işte Velayet-i Fakih üzerinden oluşturmuş olduğu yapı ilk tipi oluşturuyor. İkincisi Körfez Monarşileri ve Suudi Arabistan'da görmüş olduğumuz tiptir. Petrol refahına dayalı zenginlik ancak çok aşırı gelenekçi bir sünni yapılanma. Moderniteyle olan ilişkisini daha çok petrol refahı ve onun satın almış olduğu teknoloji üzerinden kuran, Selefiliği destekleyen bir yapı karşımıza çıkıyor. Üçüncüsü Mısır'da şu anda oluşmaya başlayan yapı Müslüman kardeşlerle beraber. Bu yapı gelenekle modernlik arasında bir ara formu oluşturuyor Arap İslam dünyasında. Ancak son yapılan Mısır Anayasası'nda da görüldüğü gibi bir taraftan da İran'da oluşan modelin bir sünni kopyasını çıkarmaya çalışıyorlar. Mevcut Mısır Anayasası üzerinde daha az tartışılan bir kısım özelliklere sahip. Bunlardan bir tanesi sünni İslamlığı bir anayasa hundesi olarak görüyor. Sünni İslamlığın meşru yorumlayıcısı olarak bir organ tayin ediyor El-Ezher Üniversitesi'ni. Ve El-Ezher'i de aynı zamanda tüm dünyada İslam'ı yaymaktan sorumlu bir kurum form haline getiriyor. Bu müesseseleşme İran'ın Şiilik üzerinden kurmuş olduğu müesseseleşmenin adeta oraya öykünülerek Sünni İslam dünyasının içerisinden bir yapının ortaya çıktığını gösteriyor. Dördüncüsü de Türkiye'dir. Türkiye demokrasinin içerisinde bir taraftan kendi dindarlığını yeniden kurmaya çalışıyor. Türkiye örneği dediğimiz örnek henüz aslında dört kişisi oturmuş olan bir örnek değil. Rüşeym halinde deneyimleriyle oluşan, dönüşen bir örnek. Dört merkez aynı zamanda da önemli jeopolitik merkezleri oluşturuyorlar Orta Doğu'nun içerisinde. Biz bunların dışarıdaki büyük güçlerle ittifaklarını görüyoruz. Dışarıdaki büyük güçlerle yaptıkları ittifaklar üzerinden kendi aralarında bölgeye çekişiyorlar. Bazen kişilikleri ve ittifaklar yapıyorlar. Temelde Orta Doğu'ya, Orta Doğu politikalarına baktığımız zaman bu çerçeveyi ve bu aktörlerle bir şekilde görmemiz gerekiyor. Şimdi çok sıcak süreç Türkiye'ye tabii önemli yansımaları var. Türkiye'nin etrafı adeta bir ateş toplumu, ateş çemberine dönmüş vaziyette. Ve bu yalnızca Avrupa'yla da sınırlı değil. İşte geçen haftalarda hatırlayacaksınız, Bulgaristan'da bir suikast girişimi oldu. Hepimiz hemen dedik ki acaba yeniden bir ittifak tartışmamı başlıyor. Bu öyle bir şey çıkmadı belki en azından şu anda görünen sonuçları itibariyle ama ekonomik kriz sebebiyle Avrupa Birliği'nin kendi içinde yaşamış olduğu yarıklar, çalışmalar Avrupa'nın Balkanları coğrafyasında önümüzdeki dönemde Türkiye'yi rahatsız edebilecek o eski etkilerin hatlarını yeniden çizikliyor. Biz Yunanistan'da yükselen kıçılığı görüyoruz, Bulgaristan'da görüyoruz. Ateşin söndüğünü düşündüğümüz, varsaydığımız Bosna'dan, Balkanların öte tarafından yeni haberlerle karşılaşacağız. Kafkasya'ya bakıyoruz, işte Kurtuluş Savaşı'nın üzerinden çok fazla sağlık vakit geçmedi. Böyle hala aslında bir ateşkesle duruyor. Ermeni Azeri sınırında her an bir çatışma haberi duymaya hazırız. İran zaten şu anda bir büyük Orta Doğu Savaşı'nın ön sözünü Suriye'de yaşadığını tüm dünyaya tekrar tekrar ilan ediyor. Irak işgal gördüğü iç savaş yaşadı. Yeni bir iç savaşın eşiğinde Suriye'deki iç savaş devam ediyor. Lübnan'da Ateliler komutluğuna bağlı. Şöyle bir Türkiye'nin etrafına bakıldığında Türkiye küçük yangınlar halinde olan her an bir büyük yangına dönüşebilecek bir ateş denizinin ortasında bir istikrar gazı olarak kalmaya çalışıyor. Ancak iç istikrarı da bölgedeki gelişmelere bağlı. PKK meselesini konuşuyorsa, Türkiye'deki etnik meselelerini konuşuyorsa bunların ucunun da bir kısmının yine bölgedeki gelişmelere ve denklemlere bağlı olduğunu görüyoruz. Kuzey Irak'ta Irak'ın bütününde ne olacak sorusuna cevap vermeden PKK'yı konuşamaz haldeyiz. Kuzey Suriye'de ne olacak sorusuna cevap vermeden PKK'yı konuşamaz haldeyiz. O yüzden gün gün yaşanan gelişmeler bizi de çok yakından etkiliyor. En sıcak olarak karşımızda şöyle bir yakın çerçeve ve denklem var. Bir taraftan Batı'nın İran'la nükleer müzakereleri devam ediyor. Bu İsrail'i bölge jeopolitiğinin önümüzdeki dönemde daha çok yine içinde göreceğimiz bir aktörü olduğunu hatırlamamızı bize ihtar ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçim yapıldı. Yeni kabine oluşma aşamasında dolayısıyla biz yerine oturmuş yeni aktörlerle karşımıza çıkacak bir yeni Amerikan yönetimi göreceğiz. İsrail'de seçimler yapıldı.
burada bir hükümet kurulacak ve bir yeni yine aktör olarak karşımıza çıkacak. Mart'tan itibaren bu yeni aktörlerin Orta Doğu ile ilgili girişimlerini göreceğiz. Suriye'deki iç savaş belli bir kırılma anına doğru geliyor. Burada aktörler uzlaşabilecekler mi? Yeni Suriye'nin kurulmasında uzlaşamayacaklar mı? Uzlaşırlarsa nasıl bir Suriye çıkacak? Bütün bir Suriye olarak kalacak mı yoksa bölgelere ayrılmış bir Suriye mi çıkacak? Bu Türkiye'ye nasıl tesir edecek? Aynı şekilde bu rekabet Irak'ta nasıl tezahür edecek? Kerkük etrafında şu anda bir taraftan merkezi hükümetin kuvvetleri, diğer yandan Kuzey Irak yönetiminin kuvvetleri her an bir yeni iç savaşı başlatabilecek tarzda mevzilerde bekliyorlar. Bütün bunların ve bunların PKK terörüyle olan ilişkilerinde panel boyunca konuşmaya devam